Ben Robot Bey'im. Lütfen kanalıma abone olunuz. Bir görünüp bir kayboluyor, onu yakalamak zor mu zor? Görmeyince üzülüyorsun, senin de yüreğine. Boynunda var bir kolye, iki resim bağlı zincire, biri o, diğeri sen, açar bakar her saniye. Bir şiir, sensin ilham perisi, tüm satırlar sana dair. Merhaba arkadaşlar, bir tarifime daha hoş geldiniz. Bu tarifimde MP3 player'in nasıl çalıştığını ve biz ses dosyaları nasıl oynatabildiğimizi anlatmak istiyorum. Hemen başlayalım. Bu projemiz Zoltar yani Falcı Abla projesinin arkadaşlar 3. videosu. Zoltar projemizde ekrana ve yazıcıdan çıktı aldığımız metni sesli olarak da okuyacağını söylemiştik. Bunu yapmak için bizim elimizde böyle mini MP3 player çalar var arkadaşlar. Bu SD kartı, mini SD kartı takıyoruz ve MP3 formatındaki dosyaları oynatabiliyoruz. Yani bu videoda biz MP3 player'ın nasıl çalıştığını ve Zoltar projesine nasıl adapte edildiğini öğreneceğiz. Hem Zoltar'ın devamını çekiyoruz, aynı zamanda da diğer farklı projelerde de kullanabileceğiniz mini MP3 player'ın nasıl çalıştığının mantığının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Kartımızı bu şekilde tutuyoruz. Sol taraf 5 volt. Hemen yanındaki RX, TX, iki tanesini boş bırakıyoruz. Hoparlörümüzün artısı, normal 5 volt vermiştik ya, onun GND ucu ve hoparlörümüzün eksisi. Yani bu şekilde bağlantı yapıyoruz. Zaten şu anda da görüyorsunuz. Kahverengi gördüğümüz 5 volt. Beyaz kablomuz arkadaşlar, SD kartın RX bacağı. Bu RX bacağını biz 1K'lık direnç sayesinde alıp yazılımda da şu anda gösteriyorum. Yazılımda da arkadaşlar görüyorsunuz sanal bir kütüphane oluşturdum. Ve bunu TX bacağına yani 4. bacağına takıyorum Arduino'nun. Hemen yanındaki gri kablo ise Arduino'nun 3. bacağına giden MP3'ün TX Arduino tarafından RX bacağı olarak atandı. Yani anlayacağınız ilk baştaki 4'e ikincisi 3'e gidiyor. Baştakini yani RX'i 4'e götürmeden önce 1K'lık direnç eklemek zorundasınız. Eklemezseniz sesinizde haşırtılar. Yani böyle çok gürültü duyarsınız arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Tamam, bağlantısı bu kadar. Başka bağlantısı yok. Dur şunu da takayım. Siyah zaten GND'di. Şuradan da hoparlöre çıktı alıyoruz. Hoparlörümü de şöyle koyayım. Evet, böyle karşılıklı baksınlar. Hoparlörün ucuna da şuraya da arkadaşlar almış olduğum kabloyu direkt takıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde bıraktım. Devre tamamıyla bu kadardı. Aynı zamanda da bizim Zoltar projemiz için de gerekli olan bağlantısı bu. Şöyle yapayım. Şunu da göreyim ki o kablo nereye gitti demeyin. Tamamdır arkadaşlar. Bağlantımız bu kadardı. Zaten burada da gözüküyor. 5 volt, RX, TX ikisi boşta. Hoparlör, GND hoparlör bağlantısını yapıyoruz. Zoltar projesi için gerekli olan MP3'leri arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bakın şuradan seçiyorum. Fazla şey beklemez senden. Benim bunu okuyup MP3'ü çevirmem gerekiyor değil mi? Fazla şey beklemez senden. İster hayatına çeki düzen, evliliktir. Bunun sonu seversen onu gönülden. Bu metni okuyacağım. Kaydedeceğim. Kaydettiğim metni MP3'e çevireceğim. Hemen ona bakalım. Nereden yapıyoruz? Öncelikle buradaki bir site var. O siteye giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada diyor ki işte ya sesi dosyandan al, bilgisayarından al ya da mikrofondan konuş diyor. Ben buradan konuşursam bakın. Merhaba, ben Robot Bey'in. Lütfen kanalıma abone olunuz. Bu şekilde sesimi kaydettim. Tamam, geldim. Ben şunu kullanıyordum arkadaşlar. Bakın şimdi dinleyin. Merhaba, ben Robot Bey'in. Lütfen kanalıma abone olunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben bu sesi kullanacağım. Bir tane elimizde ses dosyası var ve ses dosyası ile oynanmış bir şekilde elimizde mevcut. Bu siteyi bu yüzden sevdim arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Gördüğünüz üzere ikinci sitede bu arkadaşlar. Buradan da WAV'ı MP3 formatında çevireceğim. SD kartın içerisindeyim. Birinci kural, olmazsa olmazı. Burada MP3 adında dosya oluşturuyorsunuz. İçerisine girdim.
Kayıtı 1, 2, 3, 4, 5 sıralı şekilde yazıyorsunuz ama arkadaşlar 4 haneli olmak zorunda. O yüzden başına 0, 0, 1 ekledim. SD kartımı çıkartıyorum. Buradaki yuvasına takıyorum. Yazılıma başlayalım. Soft Serial kütüphanesini ekledim. Bu kendi kütüphanesi arkadaşlar. Buradan anlaşılacağı üzere mini MP3 player'ımız Arduino ile serial haberleşme yoluyla haberleşmektedir. Bir sanal haberleşme portalı oluşturdum. RX'ini 4'e, TX'ini de 3'e bağlayacak şekilde yazılımda belirttim. MP3 adında bir serial haberleşme portalı oluşturdum. İlk başta serial haberleşme başlatıldı. MP3 player ile Arduino'nun haberleşeceği serial portal oluşturuldu. Ve burada da diyorum ki sen MP3 serial ile haberleşeceksin. Yani buradakiyle haberleşeceksin diye bildirtiyorum. Bir saniye bekliyorum. Sesin şiddetini ayarlıyoruz. Ve burada da artık SD kart içerisinde kaydettiğimiz o sıralı dosyalar var ya arkadaşlar. Ondan hangisini çalmam gerektiğini söylüyorum. Yani ben şuraya 0010 yazmıyoruz. Tamam, direkt 10 yazıyoruz. Ve bu şekilde o 10. sıradakini, daha doğrusu 10 olarak kaydedilen MP3 dosyasını oynatacak. Ne kadar oynatacak? 5 saniye. Sonra aşağı inecek. Random olarak 1'den 9'a kadar bir değer atayacak. Karışık şekilde. O değeri alıp MP3 player değer yazdığımda, örneğin değer burada kaç olsun? 4 olsun. Burada da 00 4. MP3 dosyasını oynatacak. 7 saniye bekleyecek. Sonra tekrar işlemine devam edecek. Anlaştık mı? Bu kadar basit arkadaşlar. Mini MP3 player'ın kullanımı. Şartları neydi? 1. MP3 dosyası oluşturmak. 2. MP3 formatındaki ses dosyalarını 001, 002 olarak kaydetmek. Sonra buraya da gelip bu yazılımı yazmak. Sonra en önemlisi diğeri de buradaki 1K'lık direnci kesinlikle unutmuyoruz. Ben bunu büyükleyeyim. Bu yüklenirken sen de aşağıdan kanalıma abone olabilirsin. Yani boş durma arkadaşım. Aşağıda kanala hemen basıyorsun, abone oluyorsun. Tamam. Hadi bakalım sen abone ol. Ben de bu şekilde projeleri sizlere sunmaya devam edeyim. Merhaba. Ben Robot Bey'im. Boynunda var bir kolye, iki resim bağlı zincire. Biri o, diğeri sen. Senden bekler hareket. Niye olmuyor arkadaşlar? Konuşmaya cesaret. Sen bir adım atsan ona. Şöyle sürelerini değiştirelim. Bir gün gelecek senin oraya. Babama bir görünüp bir kayboluyor. Onu yakalamak zor mu zor? Görmeyi. MP3'ümüzün üzerinde lamba var. Gördünüz mü? Bir gün gelecek ses senin oraya. Çıktığı zaman o lamba yanıyor. Sonra senden yerleşecek. Bu sizinle yapmış olduğumuz kayıttı. Merhaba, dinleyin. Ben Robot Bey'im. Lütfen kanalıma abone olunuz. Sonra random olarak değer seçiyor arkadaşlar. Boynunda var bir kolye, iki resim bağlı zincire. Biri o, diğeri sen. Açar bakar her saniye. Aşkın etmiş onu şair, her gün yazar bir şiir. Sensin ilham perisi, tüm satırlar sana dair. Hoparlörü mikrofona yaklaştırdım. Umarım ses her gün gelir. Bakar aynaya, güzel görülmek için sana. Beğendirecek kendini, gelirseniz yan yana. Bir görünüp bir kayboluyor, onu yakalamak zor mu zor? Görmeyince üzülüyorsun, senin de yüreğine. Boynunda var bir kolye, iki resim bağlı zincire, biri o, diğeri sen, açar bakar her saniye. Tamamdır, enerjimi kestim. Şimdi şöyle yapayım, ses çıkmasın. Tamam arkadaşlar, ne yaptık? MP3 player'in nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Gayet basit, gayet basit bir bağlantı şekli ve yazılımı da çok kolay arkadaşlar. Bu MP3 player arkadaşlar, ben robotunda konuşan robot yapacağım. O robotta kullanacağız. Hani bundan önceki senelerde yapmıştım. Soru soruyorsun, robot sana cevap veriyor. O robotta bu MP3 player'i kullanıp bir konuşan robot yapmayı düşünüyorum. Tamamdır. Bu projemizde mini MP3 player'in nasıl çalıştığını ve Zoltar'a nasıl entegre edildiğini öğrenmiş olduk. Bir sonraki projemde Zoltar'ı artık birleştireceğiz arkadaşlar. Hem ekranından yazı alacağız, hem yazıcıdan çıktı alacağız. Aynı zamanda da bu adam konuşacak ve bir tane de MZ80 ekleyeceğiz. Biz önüne geldiğimiz zaman
merhaba, hoş geldiniz diyecek. Sonra falan okuyacak ve işlemi bitirecek. Bir sonraki tarifime kadar kendinize iyi bakın. Alttan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.